Yeter, adam olana çok bilir. Efendim, bu akşamki beşamel sos programımıza dünyanın peşinde koştuğu çok önemli konuklarımızı konuk ediyoruz. Sayın Gogley, Sayın Yihu ve Sayın Landex. Babacım. Efendim, bütün dünya peşinizde koşuyor ve söylenen o ki Gogley Bey, siz her şeyi biliyormuşsunuz. Doğrudur. Peki biz size ne sorsak cevap verebilir misiniz? Tabii ki. Acaba öncelikle konuma şuradan başlamak istiyorum. Rakipleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Rakip? Bir takım arama motorları var sizin haricinizde. Bu motorlar hakkında bir bilgi, yani size mesela sorsak Yahoo hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz kendiniz söylediniz hanımefendi, onlar motorlar. Siz nesiniz peki? Biz tamamen dünyayı olduğu gibi önümüze sunan bir internet sitesiyiz. Peki çayı demlemek için en önemli şey nedir? Tabii ki de ısısı. Peki Landex Bey, Landex Bey, buyurun, adınızın kaynağı nedir? Öncelikle şunu demek isteyeceğim. En çok bana soracaksan. Bu gıgılaymış, yihulmuş, pipok bilmeyir. Bana soracaksan. Peki bu motorlar arasında en çok çalışan motor olduğunuzu hangi bilgiye dayanarak iddia ediyorsunuz? Bana motor mu diyorsun? Değil misiniz? Budur motor. Yihu hanım. Sizin motorluğunuz ne derece çalışıyor? Her şeyi biliyor musunuz? Her şeyi biliyorum. Çok çalışıyorum. Peki size en çok neyin sorulmasını istersiniz? Burada söylemeyeyim. Neden? Bilemez de ondan. Peki size en çok ne soruyorlar Gogley'in? Her şeyi. Evet. Kainatı, kozmosu, dünyayı, her şeyi. Peki en çok aranan kelime hangisi? Motor. Motor. Motor ne demek? Motor işte bunlar gibi şeyler. Cenabet gagaley. Cenabet. Ne cenabetliğini gördünüz acaba? Seks meks yazıyor. Herkes bunu arattırıyor. Size en cunup, çok cunup gördüğünüz geziyor gibi kendileri itiraf ediyorlar. Herkes bana arattırıyor. Peki siz ne buluyorsunuz? Her şeyi hanımefendi, her şeyi anlayamıyor musunuz bunu? Peki aşkı nerede bulabiliriz? Aşkı, bu çok zor bir soru açıkçası. Bir database'imi kurcalamam lazım. Evet. Müsaadeniz var mı tabii acaba? Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Yatakta. Aşkı yatakta buluyoruz. Evet. Peki Landex Bey, yatağı nerede bulabiliriz? Motorcuda. Motorcuda yatar. Bu yataklara motoru takan kim acaba? Ben değilim. Kim? Bilmiyorum. Aa, gördünüz mü? Gördünüz mü? Evet, evet. Sayın seyirciler, gerçekten arama motorları arasında büyük bir pardon, kelimeyi bulamadım. Neydi? Rekabet. Rekabet var. Yahu hanım, size en çok soru soranlar erkekler mi, kadınlar mı? Erkekler. Size en çok erkekler neyi soruyorlar? Yani öğrenmek istedikleri her şeyi, bazen adımı soranlar oluyor ama gizlilik dolayısıyla söylemiyor. Neden gizleniyorsunuz acaba? Benden tabii ki. Neden? Erkekler ona soruyor, o bana soruyor evde. Öyle mi? Basıyorum tokadı, basıyorum tokadı sonra. Siz birlikte mi yaşıyorsunuz? Bilmiyorum. Motorlar. Arama motorlarının bilmediği şeyler var. Gerçekten ben büyük şaşkınlık içerisindeyim. Nasıl olur? Motorlarınız mı yandı? Yok, yanmadı. Özel sorular soruyorsunuz hanımefendi. Onlara cevap veremeyiz tabii bir ki. Bir dakika. Landex Bey. Alo, anne, gerçekten aramızda bir şey yok. Ben hala Leyla'yı seviyorum. Ciddiyim anneciğim. Anne. Bana sattın mı anne? Landex Bey, yönetmenim şu anda diyor ki diğer arama motorlarını yok etmek için siz geçenlerde bir eylemde bulunmuşsunuz. Bu eylem acaba ne neyle sonuçlandı ve neden böyle bir eylem içerisine girdiniz? Soruyorlar.
Cevap veremediniz. Asırıyor da ondan. Ne yapıyor? Osuruyor. Pardon. Osurmak vücuttan gaz çıkarma eylemi hanımefendi. Bunu da bilmiyorsanız bize sormayın yani. Ama biz bunlardan çok yorulduk, tamam mı? Her şeyi bize soruyorsunuz, her şeyi bize soruyorsunuz. Biraz düşünün ya. Düşünmek diye bir şey kalmadı. Rezil ettiniz, toplumu mahvettiniz. Bir de oturmuş program yapıyorsunuz. Özel hayatımızı ifşa ediyorsunuz. Çok önemli bir bilgi aldım şu an. Bütün arama motorlarının arandığı söyleniyor. Nerede aranıyorsunuz acaba? Bir de ne arıyorsunuz? Valla biz evde sürekli böyle bir şeyler arıyoruz. İyi huyla yani. Hiç bilmediğiniz bir şey var mı? Tabii ki yok. Olur mu öyle şey? Ne komik sorular bunlar. Size ne sormamı isterdiniz ki? Daha entelektüel bir şeyler sorabilirsiniz. Peki o zaman şöyle bir şey sorayım. Değil mi? Aşk hakkında konuştuk, seks hakkında konuştuk. Evet. Ekonomik durum hakkında konuşalım. Bir kadın bir erkeğin parasını nasıl yer? Çok güzel yer vallahi. Yani bunun için ipuçları verebilir misiniz bize? O konuda Yihu'ya danışsanız daha iyi. Bütün paramı yedi çünkü. Oh Yihu Hanım, siz acaba bu konuda ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz genç motor arkadaşlara? Öncelikle genç motorlara şunu söylemek istiyorum. Adamları başta ürkütmeyecekler. Bir de bir şey isterken mesela hani bunu istiyorum diye değil de "Aa, aşkım ne kadar güzel" falan derlerse daha etkili oluyor. Şahsen üzerimdeki 300 bin liralık bir kürk. Bayağı arandınız ve aldırdınız yani. Evet, arandım. Bana. Siz aldınız. Evet. Peki bu kaynak nereden geliyor? Nereden kazanıyorsunuz bu kadar parayı? Bize dokundukça bize para geliyor hanımefendi. Siz dokunuyorsunuz. Bize tıklıyorlar. Tıklıyorlar, tıklıyorlar. Bize basıyorlar. Çok zorumuza gidiyor. Valla benim zoruma gitmiyor. Benim de gitmiyor, kürk alacağım çünkü gördüğünüz gibi. Çinçili, pembe çinçili. Dünyada tek. Peki o zaman ben çok özel bir soru sormak istiyorum. Hande Hanım, efendim içeriden bir Twitter geldi. Söylemek zorundayım. Buyurun. Demin inkar ediyorlardı. Şimdi kabul ediyorlar. Leyla Hanım bu duruma ne diyecek acaba? Ha evet, az önce siz dediniz ki, hemen arkadaşlarım beni uyardı bu konuda. Ortalık yıkılıyormuş, tweet üstüne. Instagram'da boy boy fotoğraflarınız yayınlanıyormuş. Biraz önce hanımefendiyle ilişkinizi inkar ettiniz ve Leyla Hanım'la birlikte olduğunuzu söylediniz. Ama şimdi görüyoruz ki aranızda bir ilişki var. Şimdi Leyla Hanım bu konuda ne yapacak? Yanılıyorsunuz, gizlemiyorsunuz galiba. Sadece sunuyorsunuz yani. Ben annemi aradım. Annemle görüştüm bu konuyu. Anneme söyledim. Yani size, seyircilere bir şey söylemedim. Sizi izlemiyor ben mu? Ben Yihu ile beraberim. Bunu herkes biliyor zaten. Yani artık bunu burada söyleyebiliriz. Biz beraberiz. Ben onun kürkünü alırım. İşte o da öyle yutkunur, mutkunur falan. Buyurun. Bokunu çıkardılar. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum size. Alo anneciğim, yok hayır annem, vallahi Leyla'yı seviyorum. Anneciğim Leyla'yı seviyorum. Vallahi bak, kızma bana. Peki ben şimdi bu sıkıcı konuları değiştirmek istiyorum. Üçünüz bir araya geldiğinizde en çok ne arıyorsunuz? Hava boşluğu diyorsunuz. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Biz yedek motor arıyoruz. Yedek motor arıyorsunuz. Çok yoruluyoruz. Çok yoruluyorsunuz. Ama sizin yorulmamanız gerekiyor. Bütün dünya sizin peşinizden koşuyor. Hep size yazıyorlar, size yazıyorlar, size yazıyorlar, size yazıyorlar, size yazıyorlar, size yazıyorlar. Anlayamazsın. Kitlendim, kitlendim bacım, kitlendim. Kendine. Ah pardon. Ben biraz kendimi iyi hissetmiyorum bu kadar motorların arasında. İçersen bu kadar hissetmezsin tabii. Biz en azından aranan motorlar. Sen aranmadan motor olmuş. Evet ama bunu yüzüme vurmayın. Ben acaba aranmak için motor olmak... Bir de kapanınca olmak... ihlas motor mu oluyor? Ne anlamadım. Çok şakacısın. Efendim reklama girmeyelim ya. Acaba şunu merak ediyorum. Yıl 1998 yılında. Google Ebay. Şunu merak ediyorum. Yeni girişimci motorlara ne siz tavsiyelerde bulunursunuz? Hangi konulara yönelsinler? En çok hangi konularda bilgi sahibi olsunlar? Kesinlikle sürekli aranmaları lazım. Sürekli aranacaklar. Bu böyle ilerlemek zorunda. Ve tabii ki de en çok aranan konu her zaman seks. Pardon. Şöyle bir bilgi geldi bana. Yihu Hanım'la aslında bir ilişkiniz yokmuş sizin. O sizden öne çıktığı için motor olarak
onu bünyenize almak için, onu yok etmek için yanaştığınız söyleniyor. Olur mu öyle şey tatlım asla? Ama siz kendisiyle birleştiğinizden beri artık pek onu aramıyorlarmış. Bu ülkemizdeki kadın erkek ilişkilerine de bir yaklaşım değil mi acaba? Bir canlı telefon bağlantısı vardı. Şu an... Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsminiz nedir? Sizde ne? Ha evet. Acaba ismi nedir Google Bey? Efendim sizde ne? Benim ismim Motorella. Sizde ne? Motorella. Maalesef kayıtlardan çıktı Motorella Hanım. Buyurun sizi dinliyoruz. Ne sorunuz? Kime ne sormak istiyorsunuz? Efendim anlamıyor musunuz? Benim adım size ne? Gerçekten adım size ne yani? Evet hanımefendi doğru buradaki söylüyor. Motorlar... Hanımefendi doğru söylüyor. Ama o çakma motor olduğu için kendisi arayamadı. Hanımefendinin adı size, soyadı ne?